Hayırlı günler, hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili futbol severler, spor severler. Taptaze bir videoyla tekrar karşınızdayız. Dünden beri, e, dün ve bugün e, gerçekleşmesi muhtemel veya e, gündeme düşen konularla ilgili eğrisiyle, doğrusuyla, eksisiyle, artısıyla e, bu konularla ilgili analizler yapmaya çalışacağız. Buradaki eleştirilerimizi Yapmaya çalışacağız Doğru da varsa onu da söyleyeceğiz Fakat görünen o ki Trabzonspor Hele dün aldığım Gördüğüm bir bilgiye göre Türk futbol tarihinin Madem Savic'i aldın Türk futbol tarihinin en iyi tandemlerinden birini kaçırdı Vereceğim isimde Şaşıracaksınız Gittiği takım Bilmiyorum bu oyuncu sakat mı Rakamları kağıt üzerinde Savic'ten değil yani muhtelif bir siteye göre 85'e 85 çıkan e, hızlı bir stoper. Maalesef bir kulübün eğer kendi futbol aklı yoksa kişilere, menajerlere bağımlı kalır. Bu şekilde olur ve yıllar yılı yanlışlarını yapmaya devam eder. Evet ismi veriyorum. Madem Savic'i aldın, üstelik ikisi de bu isim dahi o şehirden, şehirde kaderi geçti. Aynı şey gibi iki şehirde de yani. Madrid ve Manchester. Biri City'de oynadı. Bizim aldığımız oyuncu. Bir yıl. O son şu üç yıl Manchester United daha öncesi 2011-2021 Real Madrid'de oynadı. Bizim aldığımız Savic'de bir dokuz yıl. İşte 2024 9 yıl geri git. 2015 mi oluyor? 2015 2000 24. O da 9 yıl oynuyor. Kim bu oyuncu? Yıllar yılı konuşulacak bir tandem. Madem kesenin ağzını açtın. Oyunculara okayı yı alma. Yığılma var orta sahada. Acaba bilmiyoruz Lundstrom'da veya Mendy'de bir eksiklik mi gördük? Gerçi Lundstrom'u kendi aldırdı. Rafael Varan. Nereye gidiyor? Como, İtalya, Seri B'den gelen bir takım. Zannetmiyorum daha rakamları yeni gittiği için 28 Temmuz itibariyle kontrat giriş tarihi, yürürlüğe girişi. Bu oyuncuyu Trabzonspor düşün, iki santraforlara, forvetlere şu mesajı veriyorsun. Bu iki adam zaten kemik kıran. Rafael Varan şeyden daha hızlı, nedir onun bir tık daha üstü hızlı yönünden. Savic'ten. Müthiş ikiliyi yakalayacaktık ama bir sol stoper uğruna hala dün onunla ilgili bir şeyler okuyorum Hutla ilgili. Aynı bu Icardi'nin karısı olayına dönmez inşallah. Affedersiniz şeyine kadar girmiş yani. İşte bizim diyor şey yaşamımız online nokta nokta işte onunla ilgili bir başlık atılıyor Yine yıllar önce bir spor yazarının, köşe yazarının onunla ilgili kendini satmayı bırak da ikna etmeyi bırak da bir performans sergile diyor. Özellikle köşe yazısına başlığı hatta bizim bir ofla arkadaşa attım. Böyle onunla ilgili Google'da bir yazı yaz Wesley Hood. Ondan sonra arkasını işte böyle eksi bir kelime yaz işte. Oradan baş ben vardılı beş para etmez diye şey attım öylesine ne çıkacak diye. Eksi bir yönden hakikaten takım arkadaşlarının ona serzenişi yaptığı işte bir penaltıya mahal veriyor sakarlığı. Böyle hiç olmayacak yerde ha, gösteriyor görüntüleri de var. Topla Allah topla. Üstelik Rafael Varan hemen hemen şeylen yaşıt. Besli Hutlan 93'lü o da. Yani burada Nisan 11 ay var aralarında. İşte bir sene bir sene söyle. Ya yani o 94'lü evet 11 ay var. Tam bir sene o Mart aklımda kaldı. 94'lü bir sene dahi yok. Bir sol stoper sol stoper öyle bir işlendi ki milletin kafasına yer etti. Bir tane sol stoper ihtiyaç var. Yani Nelson Sanchez oynadı ya. Cannavaro bilmem neler oynadı. Gentile Collovati oynadı. Bak Califiori olur. İtalyan milli takımının Arsenal'a gitti. Olur bir stoper de 22 yaşında böyle evet tamam 45-50 milyon euroya mı Arsenal'a gitti. Dersin tamam. Buradan başlayarak şunu söyleyeceğim. Özellikle konu başlığımız hatta kapağını yapacağım. U Ankersen seni öyle şöyle bir uyandıralım. Bugün gerçekleşen daha. Bugün galiba. Bugün itibarıyla o şeyi de indirin aşağı. O rakamı da indirin aşağı. Roman yarımçuk Ankersen. Hu diyorum sana. O da senin gibi 18 milyon euro verdi. Türkiye'ye geldi. Türkiye bunları şey yönünden uyanıyor. Bunları birileri uyandırıyor. Bak. Kulüp Brügge'ye Benfica'dan, Benfica'dan geliyor. 2022'de 17 milyon euroya. Bugün konferans ligini 30 Temmuz bugün. Bugün itibarıyla uyanın. Bunları birileri iletsin. Kulüp Brügge'den bugün gidiyor Olympiakos'a Konferans ligi alan takıma 2 milyon euroya. Bak ben olayım 6-7'ler konuşuluyor. 7. Hadi şöyle Cornelius'un şampiyonluk sezonunda geldiği gibi 5-12. Ben bunu da gördük. Ben zaten morat örneğini veriyordum. İspanya Avrupa şampiyonu olmuş. Kaptanı 13 milyon euro Milan'a gidiyor. Bir dünya devine şampiyon kulüpler kupasını, şampiyonlar ligini kaç defa kazanmış. Ben onu açıya vereceğim 6-7 milyon euro. 4,5 milyon eurodan yukarı. Ya benim parama göre 4 milyon euro da bu rakamı gördükten sonra. Bir de ben pişireceğim onu. Sen de sıfırı çekiyor. Ya Karakter bu. Bakın. E, hu Ankersen'e devam. Senin bak iki gün önce oynadığın. Şimdi baktım hazırlık maçına. Görüntülerini aldım önüme. Sound yazdım. Kamp yazdım. Direkt o çıktı. Montpellier e oynuyorsunuz. Ne 11'de var ne takım kadrosunda. Seni istemiyor istemiyor. Ankersen seni istemiyor. Gemileri yapmış Rest de çekmiş. Oyuncu karakter bu ya. Daha weghorst. Neyin Weghorst'u ya? Şu adamı 4 milyon euroya ver. Tamam mı? Uzatma. Me mecbur biz diyelim ya. 2 milyon euro ya. Konferans ligini. Bak biz bunu alalım. Aynı yani. Bunu bir Türk takım alsaydı. Özellikle biz de bundan doğruysa eğer ilgileniyorsak. Yine 5 milyonu kaptırmıştık. Bak. Bon servise bak bak. Gel. Akşam pazarına gel. Akşam pazarına. Bizim fıkrada <laughs> Fıkra doldu. La Hasan Hakkı atın ha bunları dışarı. <laughs> La atın bu anker seni dışarı. <laughs> bu ne ya? Gelmişler, sazları almışlar ellerine. Türkiye'de bir takım yöneticileri görüyorlar. Sazı istedikleri gibi oynatıyorlar. İnşallah bu Vekorsa ona bir yemdir. Ya istemiyor seni istemiyor. Montpellier maçında ne kadroda var ne de yedek kadrosunda var. Esamesi okunmuyor. Baktım 3-1'de yenmişler. O Montpellier'de de baktım. Değişik oyuncular var. Siyahi oyuncular. Ama nerede? Bizim gider hazıra gidip konacak. Üretim yok. Bizim bir e, şeyin arkadaşın yazdığı gibi yorumlarda aynı be. Tüketim çok. Ben tüketim çoku demediydim. O anlamda zaten bir önceki videoda. Üretim yok. Harca Allah harca. Nereden geliyor bu demir değirmenin suyu ya? Şeyde e, Sumela'da, Zigana'da şey mi çıktı ya? Gömü mü var? Madem madem orada rakiplerine korkusal varanı al ya. ya. ben ben yönetici olayım. Şu anda bile talip olurum komada. Bedelsiz. Acaba bir sakatlığı mı var? İtalyan 2. liginden yeni çıkmış bir takım varanı alıyor. 93 doğumlu. Takmışlar bir sol stoper. Kulübün futbol aklı yok. İnşaatçısı orada. Doktor orada. Ne bileyim bir şey orada. Yıllar yılı. Benim bu videolara diyorum ya. Hep bu iş bilmez yöneticiler ve futbol dünyası bir şeyi alırken zarar ederler. Bak onu diyeceğim. Bir şeyi alırken zarar ederler. Dragos. Ben bir önceki videoda vurgu yapamadım ona. Dragos. Şöyle e, onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bak benim beklentilerimin altında kaldı. Şey maçında. İşte millet uçtu kaçtı bir şeyler diyor ama e, ben daha çok şey bekliyordum. Bir de böyle bir oyuncu ben şu anda bir şey demiyorum. şunu diyeceğim sadece. ama zaten standart diye bugün Belçika kulüpleri alıp bir oyuncuyu satmada mahmur yani. Yani ne yapıyor? Ha işte bak Gent Benfica'ya neyi satmış? Yarım 2021'de. Oradan alıyor onu Benfica'dan kulüp bir Başka bir Belçika takım. O da satarım düşüncesiyle almıştır. zaten onu da öyle yaptılar. Onu açıyor bir Belçika takımından gidiyor Southampton'a 18'e. Yine şeydir galiba. Bu Gent'tir belki ya da kulüp bürofü. İkisinden biri. Şimdi o zaman 1.7'ye bize onu veriyor. Bak görüyor musun? Genk'e geliyor Midland'dan. Oradan da 18 milyona satıyor. 2023'te 31 Ocak. Onun için 1.7 1.7'ye onu satıyor. Cihan Çanağı 2 milyona satıyor. Ben, e, benim beklentilerimi zaten karşılayamadı şey maçında. E, bir de şunu söyleyeceğim. Bir oyuncuyu mesela bak Pedro Malheiro. 2 milyon euro işte. Onu alıyorsun. Verdiğin para ne? 830. E, e, Drago şeyde ne kazanıyordu? Bir Rumen oyuncu. 430 mü ne Antep'te? İşte standart dijde de onun altınadır biraz daha. İşte bürütü vardır. Belki 200-300 kalıyordur onu. Ya bu 1-575 ne ya? Çok yanlış sen bunu satış 99 doğumlu satmak için alıyorsan aynı Malheiro'ya verdiğin parayı 800'ü vereceksin. Zaten iki katını yine, yine veriyorsun. Şimdi ne veriyorsun? 3, 3,5 katını veriyorsun. Bu boldan, bol keseden atma neyin nesi ya? Bunlar yanlış işler. Mesela ben e, o maçla ilgili mesela bir oyuncu mesela sağ açık şu anda dün akşam oynamadı. Bir Boka instituto maçında Devre arası. Arjantin ligini gösterdi. O oyuncuyu takip ederim dedim. Akşam sakat mı o takımda ne? 98 doğumlu bir sağa çık. Müthiş oyuncu. Seneye mesela 35 yaşında olacak Vizca bitiyor. Ee, şimdiden takiplerim başlayacak. Böyle oyuncular alacaksın. Ee, mesela Trezege veya Vizca e, benim e, oyun düşünceme göre, futbol e, düşünceme, felsefeme göre adam eksiltmeyen e, şeyler diyor, işini yapıyor. Boş bulduğu zaman aynı diğer videoda söylediğim işçi ortalayabiliyor. Ama e, adam eksilecek yattara gibi, vaka yeme gibi. Bana telefon, ben oyuncu mu? Bırakın açım, açayım zaten mecburi. çalım atacak bana da. Ben oyuncum da sağ bekim, orta sağım, tüm oyuncularımda stoperler hariç belki çalım atma özelliği olacak. Stoperlerin birinde de olsa fena olmaz. Ama senin bu oyuncular Trezegu'yu ondan belki orada tam açıklama yapmadık. Düz gidiyor, alan bulduğu zaman önü boş veya bir ortaladığı zaman bir de saç baş yolduruyor. Mesela bir Beşiktaş maçı İstanbul'da. Geçen sene miydi? Boşkalıyata ortaladı ona yine. Böyle özellikleri de var. Zaten bu adam çok çok önemli bir özelliği olsa bunu Aston Villa bırakmaz. Diaby'yi almaz. Ondan sonra onu alıyor onu satıyor. Böyle değişik oyuncular alıyor. Hızlı ve iş bitiren. Burada mesela oradan Okaya geleceğim. Okaya geleceğim. Mesela senin orada kaç tane oyuncu var? Senin önceliğin okay mı olması gerekiyor? Bir de aldığım duyum doğruysa sosyal medyada düşen euro verilecek okaya. Okay'ın bir de bon servis vereceksin ona. Sattığın zamanda bir oyuncu bak ben illa da olsun demem. Ama o zaman senin on numaran yok. Senin orada yığılmış ön liberalların çok. Lundström, Mendi. Cevabında e, kim oynuyordu? Umut Güneş'ten biri oynuyordu. Ama senin daha bir on numaran yok vardı harici. Hani transferlerin o zaman Türk oyuncu şeyini kontenjanını Yusuf Yazıcı'dan kullan. 97 doğumlu daha genci. Trabzon'u da bilen. Orada onlara anlaş o zaman. Misal iki yıl. Ben olsam öyle anlaşırdım. Ama Okay ihtiyaç mı şu anda? Öncelik mi? Değil bana göre. Senin önceliğin 8-10 Santrafor bitti. Biz bir takım yerlere takıldık. Sol stoper. Bir takım oyuncuları da kaçırdık. Dünyadan bir haber yaşayan bir kulüp veya kulüpler Türkiye'de. Ya şu varanı bizi geç. Ya bir sakatlığı mı var almadılar düşünüyorum. Komo'nun en yüksek alan e, futbolcusunu, maaş alan futbolcusuna bakıyorum. 1.700 Brüto'da. Komo zaten ikincilikten gelme. Ya sen bu varanı Türk futbol tarihinin en iyi tandemini oluşturacaktın. Kadir, rahmetli Kadir abi, e, selametli Necati abiden işte Uça Hök, e, Ronaldo Zago, Falco Göt, Stumpf'dan böyle bir tandem yok. Rakiplerin zaten ilk bundan korkacaktı yani. Bunlar bizim kemiğimiz mi kıracak? Ne yapacak? İkisi de sert bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu kaçtı. 93 doğumlu. Odaklanmışlar bir sol stopere. Müthiş bir oyuncu kaçtı bana göre işte dün gördüm Komo'ya gittiğini. Hakikaten ben şu an dahi Varan'ın Komo'ya gittikten sonra demek rakamları nereye kadar düşmüş. Müthiş bir oyuncu kaçtı. Ankersen sana yine tekrar geliyorum. Trabzon yani Yaremçuk 2 milyon euroya gitti. Konferans ligi kazanan takıma. Artık iki buçağı mı verirsin onu açıyor. Bu uyanıklık bırakın. Bu Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'dekiler sizi de uyanıklaştırıyor. Yani böyle bir insanları enayi yerine koyma futbol kulüplerini e, dalga geçme, menajerler vasıtasıyla, bu böyle bir dünya yok. Benim paramdan en fazla 4 milyon euro. Bu rakamları gördükten sonra zaten ben morat Alan eleştirmeye başlamıştım. Ya ne 6-7 milyon eurosu ya. Taş çatlasın, hadi açtım kesenin ağzını, Cornelius'un parası 5-12. Bir kuruş yukarı çıkmam. Ee, başka alternatiflere bakarım. Böyle bir dünya yok. Ee, 90-30 yaşına da merdiven dayamış bir oyuncu. Artık e, o da belirli bir yaşa gelmiş. Ee, Trabzonspor'un bir gün futbol aklı olursa, kulübün futbol aklı çok şeyler değişecek gibi geliyor bana. Ee, bakalım Mevlam neylerse güzel eyler. Draguş'u dedik. Weghorst, artık o da bir yem mi? İnşallah yemdir. Burada Ayakslanda da bakıyorum futbol sitelerine. Burada da gerçi düştü. Trabzonspor diyor. bir sürü oyuncudan çıkıyorlar. Yine Ajax, bu Akpom, bizim Afobe gibi. Bu İngiliz asıllara, oradan şunu diyeceğim. Bu İngiliz, o da İngiliz asıllı. Burada istenmeyen şu anda bir oyuncu. İşte işte. Acaba diyorum Lundström'da, benim Lundström'da sadece bir soru işaretim vardı. İngiliz oyuncular son yıllarda Bellingham, o da tabii Real Madrid gibi takımda. Bir de e, Sancho dışarıda Dortmund'da başarılı oldu. İngiliz oyuncuları da dışarı çıkmada bir problem. E, dışarı çıktığı zaman bir problem yaşanıyor. Pellegrini, e, Owen Weindal, Borna Sosa bak. O Solbeck'i de yolluyor şey. Luca Pellegrini diyor şey, şeyin yerine diyor. Weindel lan, Borna Sosa'nın yerine Ajax'ta düşünülüyor. Geliyor diyor olacak diyor. Onları onların şey diyor. Veliahtı. Adamlar Vindal'la Borna Sosa, Akpom bir takım oyuncuları gözden çıkarttılar. Onlardan da yani taliplisi olacak olan varsa haber olsun ama onlara çok bonservis servis parası verdiler. Bir de Ajax kulübü öyle bedavaya e, verecek bir kulüp değil. E, tok satıcı ama biz de tok alıcılığı oynamamız gerekiyor. Hu dedik Anker sene. 2 milyon euro Trabzonspor'un talip olduğu Yaremçuk Olimpiyakos'a gitti. Eminim, adım gibi eminim biz alsak onu yine bir 5 milyon euro kaptırmıştık. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Ee, bir dahaki videoda e, burada önemli olan bu Ankersen ve Varan'ın kaçtığıyla ilgili müthiş bir tandem olacaktı. Madem, ha bir de şunu diyeceksiniz, abi parayı. Ya zaten baksana 2,5 milyon euro yıllık para Onunla da ilgili de şöyle bir sorun var. Saviçe verilmiş. 500 bin imza parası seneye giderse, seneye mesela 5 milyon euroyu mesela çok kötü gitse mesela İstanbul takımlarından biri bizde bir parlası adamlar verip alabilir yani. Fener mesela. Hiç belli olmaz. Sosayı Sosa'ya o kadar para verdi adamlar yani. Kaç yaşında? 2020'de mi gitti oraya? 35 yaşındaydı. Evet veya iki yıl sonra veya neyse o da değişik yani şu hala devam ediyor artık bu Charlotte ve trans, trans, sözleşmelerinde çıkan defolardan dolayı artık bunu belki belirtmeyecek etkiler belki ama bu iki olaydan sonra şeffaflık adına belki e, kamuoyuna e, bir mesaj veriliyor böyle e, bu belki de bu Charlotte sözleşmesinde olan özel madde ve Mönyer'in sözleşmesinde olan özel maddeden dolayı e, böyle bir e, belki bunu hiçbir zaman söylemeyecekler ama böyle bir şey de ortaya çıktı. Hatta Charlotte'un sözleşmesindeki özel maddeden şu aklıma geldi. Onu açı da ben demiştim ya onu açı ilk alındığından veya sonradan böyle gitme olayı çıkınca şu yanlışı yaptıklarını Charlotte gibi iki yıl kiralayacaklar. Orada çok büyük yanlış yaptılar. E, o zaman bunu kim düşünmüşse müthiş işte futbol aklı var. Charlotte'la iki yıl bunu bilmek isterim. Charlotte'la iki yıl kiralık anlaşma kimin aklına geldi? İşte akıl buna derim. Veya tebrik ederim. Kesinlikle kim olursa olsun işte futbol aklı budur. Geleceği görmüş veya bilmeden etmeden ne oldu? 10 milyon euro cebellezi yaptık. Onu açıda da demek İngiltere'den aldığımız pivot santraforlarda böyle bir maddeyi koydurabiliriz, koydurmamız gerekiyor. Ee, rakamları şeyi iyiyse ise geçmişine bakıp Charlotte'da yaptığımızı onu açıda da yapmamız gerekiyordu. Maalesef olmadı ama dediğim gibi Ankersen 2 milyon euroya yarım çık gidiyor. 91 yaş, bir yaş genci üstelik konferans ligi alan takıma Yunanistan'ın hatta geçen bir Yunanlı'yla konuştuk. O Panathinaikos'lu. Bana Nick Galis de ben de Razan Petrovic dedim. Nick Garis diye bir basketbolcu var dedi Yunan. Ve o dedi Avrupa'nın en iyisi. Hakikaten acayip bir adam. Panathinaikos'lu. Panathinaikos da bana şeyi övdü. Bak 27 milyon euro Iodan, Ionadis vermiyoruz dedi. Bologna istedi. 30 dedi. Roma çıktı dedi. Göreceksin dedi. Ee, daha 23. Ben çünkü bir videosunu e, Fatih Hoca orada hocayken. Ee, bir maçını seyrettim. 5-1 dışarıda yeniyorlar. 2-3 gol atıyor. Hakikaten 23-24 yaşında. E, ikincilikte bir takımdan alıyorlar. E, bakmıştım. Levi Dagismi. Bir L başlayan bir takım. Onun için e, dünyada çok oyuncu var. Bak dediğim gibi bir sağ açık ben gördüm. Dün onun için e, özel bir maça bakayım dedim. Ne televizyon verdi? Yedek kadrosunda da yoktu. 11'de de yoktu. Herhalde sakatlandı. Dünyada oyuncu yok. Çok Bunları zamanında alacaksın. Hocaya bağımlı bir kulüp olmayacaksın. Kendi futbol aklın olacak. Menajere bağımlı, hocaya bağımlı, endeksli. Onlar çünkü gelip geçici. Hoca bugün var, yarın yok. Seneye veya ne zaman? Belki ilk yarı gidecek bilemezsin. Bu futbol. Türkiye'de başarısız insanlar gönderiliyor. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bayağı uzun oldu. Sürçülisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun sevgili futbol severler, Trabzonsporlar.